Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Batum'a gidip iPhone 15 Pro Max nasıl alırız, alınır mı, alınmaz mı? Bunun hakkında bazı bilgiler vereceğim. Haberlerde, internette çok fazla görüyorsunuzdur Batum'dan iPhone alma videolarını. Her yıl iPhone'lar çıktıktan belli bir süre sonra Batum'da stokların bollaşması ile birlikte birçok insan, ben de bunlara geçen yıl dahil oldum, Batum'a giderek oradan telefon alıyor ve ne kadar kar ettiğini, ne kadar ucuza geldi hakkında videolar çekiyor. Geçen yılki videomda da Zoomer mağazasından alışveriş yapmıştım. iPhone 14 almıştık ve hesaplamaları orası üzerinden yapmıştım. Bu yıl geçen yılki yaşadığımız stok olmaması ve Türklerin yağmalaması durumunu yaşamamak için gitmeden iletişime geçeyim de en azından alabiliyorsam ödememi online olarak yapayım. Gidip sadece oradan telefon almak kalsın diye düşündüm. Hiç olmadı, ayırttırırım. Gittiğimde ayırtmış olduğum cihazı, rengi, modeli en azından baştan söyleyerek teslim alır gelirim diye düşündüm. Bu yüzden Zoomer mağazası ile iletişime geçtim. Müşteri hizmetlerinin bana bu sene aldıkları yeni kararları açıklayınca biraz da şaşırdım aslında. Çünkü Zoomer mağazası artık iPhone 15 modellerine tax free form vermekten vazgeçmiş. Yani bu yıl gidip herhangi bir iPhone 15 modeli aldığınızda size vergi iadesi formu vermiyorlar. Gürcistan'a dönerken %10 gibi geri aldığımız bu iadeyi alamıyoruz. Bunu sadece iPhone 15 serisi için yaptıklarını, diğer elektronik cihazlarda ve iPhone'un diğer modellerinde herhangi bir vergi iadesinde bu benzeri bir durum olmadığını söylediler, ama asıl talebin iPhone 15 üzerinden olduğunu düşünürsek bizim çok da fazla işimize yaramayan bir durum. Tamam dedim, vergi iadesi yok ama en azından vergi iadesiz hali bile uygun mu? Çünkü biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Hong Kong olsun, buna benzer yerlerden vergi iadesi alınmasa bile telefonlar daha uyguna gelebiliyor. En azından baktığımda bu uygunluk varsa gene videomu çekmek amacıyla gidip alabilirim diye düşündüm, ama stok da ayrılmıyorlar ve geldiğinizde bulursanız alırsınız, bulamazsanız bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar. Bu yılki sıkıntı böyle. Bu durumda tabii hangi mağazanın daha uygun fiyata geldiğine bakmak için diğer mağazalarla bir kıyaslamaya girdim. Çünkü Zoomer mağazası zaten tax free iadesi yaptığı halde bile diğerlerinden uygundu. Yapmıyor olduğunda fiyatlar ne olacak, ona bakayım istedim. iPhone 15'te artık malumunuz normal iPhone dediğimiz model iPhone 15 Pro Max oldu. Yani en çok talep edilen model iPhone 15 Pro Max. Bu modelin fiyatlarını karşılaştırmaya başladım. 256 GB'lık 15 Pro Max modeline baktığımda Zoomer mağazasında 4700'leri, diğer iPlus mağazasında ise 5000'leri. Tabi iPlus mağazasının %11 iadesi, tax free formu verdiği için bir iadesi olacak. Bu da bize Zoomer mağazasında 49.000 lira, iPlus 52.000 lira, ama 5000 lira gibi bir iadeyi aldığımızda 47.000 lira gibi bize bir maliyeti olacağını gösteriyor. Bu fiyatları İstanbul'da, Ankara'da veya şehrinizde bulunan herhangi bir telefoncudan zaten yurt dışı telefon, aynı model telefonun temin etme şansınız var. Yani 47.000 liraya gittiğinizde 256 GB'lık bir iPhone 15 Pro Max'i, yurt dışı cihazını zaten çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir de bunun üzerine yol masraflarınızı, yurt dışı çıkış harcınız gibi benzer şeyleri ve harcadığınız zamanı düşündüğünüzde ortalama bir 4-5 bin lira gibi üzerine koymanız gerekiyor ki bu Zoomer için 52 bin, iPlus için 57 bin lira gibi bir rakama tekabül edecek. Bunun üzerine bir de kayıt fiyatını eklediğimizde 20 bin lirayı, Türkiye cihazıyla, yani sizin Apple'dan alacağınız bir cihazla hemen hemen aynı paraya geliyor. Bu yüzden bu sene Gürcistan'dan telefon almak şu anda çok mantıklı değil. Hatta diyebilirim ki daha da pahalı. Siz 3 yıl boyunca satamayacağınız bir telefonu bu fiyata almaktansa aynı fiyat veya 3-5 daha fazla fiyatına Türkiye'den almak, vergili, KDV'li ve garantili almak çok daha mantıklı çünkü. Hele ki bu fiyattan içine Zoomer'deki cihazların eSIM'li, yani Amerika modelleri olduğunu da işin içine katmak gerekiyor. Tabii fiyatlar niye bu sene bu kadar yüksek derseniz, öncelikli olarak iPhone 15'in yeni çıkmış olmasından kaynaklı mağazalarda hiçbir indirim yok. Hatta normal fiyatlarının da üzerinde satış yapmak istiyorlar. Üstüne vergi iadesinden sizi yararlandırmıyorlar. Üstüne bir de malumunuz geçen sene 2700 lira olan kayıt ücretinin şu anda 20 bin lira olmasını eklediğimizde Türkiye fiyatı artık yurt dışıyla, en azından şu andaki Batum'la hemen hemen kafa kafaya gelmiş durumda. Tabi bu fiyatlar böyle kalmayacaktır. Piyasanın bollaşması ve cihazların çok fazla bulunabilir olmasıyla Zoomer'de hem vergi iadesi formu vermeye başlayacaktır, hem de fiyatları daha aşağı çekecektir. Bu bir nebze fiyatları düşürse de ne kadar düşürecektir artık onu zamanla görmek gerekir, ama eğer ki birkaç yıllık bir kullanıcı isem, eğer ki ben birkaç yıl bu cihazı kullanacak bir kullanıcı olsaydım, kafa kafaya gelecek olsa bile en azından Gürcistan'a gittiğimde pasaport kaydı yapma hakkım da olacağı için 2 günlük 3 günlük bir Gürcistan tatili, gittiğimde orada kalma, yeme, içme, uçak, yol, ulaşım hepsini kattığımızda aynı fiyata gelse bile bedavaya tatil yapacağımı düşünerek gidip gene alabilirdim. Bilmiyorum sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Malum
telefonunuz 20 bin lira olan IMEI kayıt ücreti yıl başında yeniden zamlanacak. Kimilerine göre 30 bin lira, kimilerine göre yeniden değerlendirme üzerinden 40 bin lira civarlarına geleceğini düşünürsek artık yurt dışından iPhone almanın da esprisinin geçmiş yıllar kadar çok olmayacağı ortada. Şu an Gürcistan'da fiyatların bu kadar yüksek olması bende acaba başka ülkelerde kıyasladığımızda ne durumda olduğunu düşüncesini oluşturdu. Eğer pazar günü yetişirse karşılaştırmalı bir yurt dışından iPhone alma fiyat rehberi üzerine bir video çekeceğim. Yani siz Gürcistan'a mı gidip bir iPhone 15 alırsanız daha karlı olur veya hangi iPhone modeli alırsanız daha karlı olur? Gürcistan yerine Birleşik Arap Emirlikleri mi veya Avrupa mı veya Bulgaristan gibi seçeneklerden hangisi olduğunu kıyaslayan bir video ile pazar günü karşınızda olacağım. Bu tarz içerikleri daha kolay çekebilmem adına bana yardımcı olmak için kanala abone olur, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Pazar günü görüşmek üzere.